Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar otobüs tanıtımı yapıyoruz Sakarya Otogarı'nda. 2015 model Temsa Safir Plus aracı tanıtıyoruz bugün. Pamukkale Turizm firmasına ait. Şöyle 45K 9555 pamuk yol aracı. İçine girelim. Aracımız temizlenmiş maşallah. Araç temiz. Bakın burada bu host koltuğu. 2015 model araç ama ön tarafı sizi aldatmasın. Ön tarafı yeni kasa Safir Plus'a benziyor. Sonradan değiştirilmiş araç. Normalde araç 2015 model. Ön kasası sonradan değiştirilmiş. Bakın kokpit kısmı. Bayağıdır da böyle bir güzel tanıtım yapmadık. Sağ olsun abiler izin aldık. Bizi kırmadılar. 2015 model Temsa Safir aracı. Safir 2 diyelim. Pamukkale pamuk yol aracı 2+1. Bakın. Şöyle koltuk aralıklarına bakacak olursak şöyle ben bir göstereyim. Koltuk aralıkları bak bayağı güzel. Ayaklıkları bile var. Biliyorsunuz Pamukkale'ler gerçekten güzel arkadaşlar. Ben çok seyahat ediyorum. Gerçekten memnunum. Şöyle Temsa bakın. Araç kaç kişilik onu sormadık ama 46 yer oluyor herhalde bunlar. Arkadaşlar böyle araç bakın. Hop Temsa Safir. Araç bakın orta bölmesi burası. Sonradan ön tarafı değiştirilmiş. Dediğim gibi araç 2015 model. Ön tarafı Safir Plus ile değiştirildiği için 2017 ise gözükebilir ama araç 2015 model. Kokpit kısmı burası. Temsa'nın meşhur kokpit. Biliyorsunuz Temsa'lar maliyeti ucuz araçlar olduğu için daha çok kullanılıyor. Çoğu firmada Pamukkale, Kamil Koç, Metro bütün firmalarda kullanılıyor. Koltuklarda prizler mevcut. Ve Simrol marka ekranlar mevcut. Arkadaşlar görüyorsunuz koltuk araları gerçekten çok güzel deri koltuk. Şimdi röportaj kısmımıza geçelim. Bu arada şoför yatağını da bir kısa bir gösterelim. Gerçekten Safir'in şoför yatağı güzel. Şimdi röportaj kısmına geçelim. Bagajı da bir gösterelim bu arada röportaja geçmeden. Evet bagaj da güzel. Evet arkadaşlar şimdi röportaj kısmındayız. Murat abi nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben deyim. Kaç yaşındasın abi? 42 yaşındayım. 42. 1990'dan evet. Bu işe başladım. Hı hı. 90'dan beri bu işi yapıyorum. Bu işe. Mavinlik, tam 17 sene mavinlik yaptım. Sonra Allah nasip etti, direksiyona geçtik. Direksiyona. Bu işin hastası olanlardanım. Yani kaç senedir Pamukkale'desin? Yaklaşık 4 yıldır Pamukkale'deyim. Kamil Koç'ta, Pamukkale'de, her türlü şirkette çalıştım. Çok şükür Allah kaza bela vermesin. Bu işteyim. Hastası olarak yapanlardanım. Yani biz de seviyoruz evet. Otobüsleri. Evet. Peki hangi araçlarda çalıştın? Kullandın mesela hangi araçlar? Çalıştığım arabaların hepsi bugüne kadar sadece her arabayı sürdüm. Ama Mercedes ağırlıklı tabii o zamanlar. Mercedes vardı 403 dönemine kadar, o dönemine kadar. Evet. Her araba Mercedes'ti yani. Mercedes'ler veya 6'lar. 403'ler falan Mercedes grubuydu. Mercedes grubunda çok ağırlıklı çalıştım. Ha beni sorarsan abi araba nedir dersen herkesin dediği gibi yıldız yıldızdır yani. Yani. Peki Kamil Koç'tan başka firmada çalıştın mı? Pamukkale Kamil Koç. Evet. Hangi firmada çalıştın? Özkaymak'ta çalıştım. Özkaymak, Konya. Evet. Orada çalıştım. Bu üç firmada çalıştım. Aha. Buralarda çalıştım. Yani firmaların aşağı yukarı hepsi aynı. Evet. Yani standartlar aynı. Evimizin görevi nedir? Varış noktasından son varış noktasına kadar en iyisini hani götürebiliyorsan kazasız belasız yani. En yerden bir tanesisin yani. Evet. Peki bu çalıştıklarında mesela en memnun olduğun firma bu firma mı? Pamukkale mi? Ya memnun olduğum firma diye bir şey yok. Biz yani çoğu firmalar öyle gerçi. Neresi işimiz geldi oraya çalışıyoruz. Yani. Ama her iki tarafta aynı. Kazançlarımız aynı. Değişmiyor yani. Bir şey. Kamil Koç herhalde şey oldu bu kapandı satıldı olayları falan var. Anladım. Kamil Koç satıldı olayları falan var ama. Valla duymadım. Almanlara. Eğer Kamil Koç satıldı olayları olursa da Sena Hanım'dan sonra Sena Kaleler'den sonra birkaç kez el değiştirdi. Evet el değiştirmiş. Evet. Bazı araçlarını sattı. Evet. Efetura falan ya, verdi. Pamukkale. O dönem ben oradaydım. Satıldığı dönem oradaydım. Alanlar İsrail'le bir finansman şirketiydi. Aha. Yani adı üstünde finansman şirketiydi. Yöneticiler bize ilk etapta tutmadılar, anlattılar o zaman. Dediler arkadaşlar bu şirketi alan İsrail şirketi finansman bir şirket. Evet. Bu işin adamları değil dediler. Söylediler evet. Bize. Ama dediler adamlar çok iyi bir yönetici. Para kaynaklı yönetici. Bu adamlar bu firmayı zaten bir numara biraz daha alıp yükseltip daha işte yükseltip daha kaliteli bir firma yapıp
Tatarlar evet. dedilerdi yani. O zaman söyledilerdi. Sonra duydum Felix mi? Ha Felixbus. Alman şirketi otobüs. Oraya satılmış diye duydum. Ağustos'ta oraya satılmış. Oraya satılmış. Ya sonra gördüğümüz kadarıyla bazı araçları hep Efetura falan veriyorlar. Firmalara yani, satıyorlar. Şimdi nedir durumu bilmiyorum. Yani söylenti nedir bilmiyorum. Çok fazla da ilgilenmiyorum. Evet. Yani onu bakarsan yok metroya bakarsan Kamil Koç'u bakarsan böyle kafan çok karışık olur. Ya firmalar da çok kötülüyorlar. Yani, bizim işimiz nedir? İşimiz bakmak. Yani. İşinle ilgileneceksin yani. O satılmış, bu tutulmuş. Firmalar da çok kötülüyorlar mesela. Yani. O firma şöyle, bu firma böyle. Aynen. Yani. Ondan dolayı. Pamukkale'den memnunsun ama değil mi? Çok şükür. Biz de memnunuz. Çünkü ben de hep seyahat ediyorum. Gerçekten memnun kalıyorum. Çok şükür. Şoför memnuniyetidir, bunlar, şeydir. Bunların en büyük özelliği çıtasını bozmadı. Yani bunlar da geçtiğimiz yaz bir Concorde Toto olayı yaşadılar. Evet, iflas kararı ama sonra evet. düzelmiş herhalde. Ama ona rağmen çıtasını bozmadılar yani. Evet, gerçekten güzel bir firma. Bir yani. Numara herhalde oldu. Memnun kaldık. Bizi bazen yolcular Kamil Koç'tan ya da başka firmadan geliyorlar. Bu kabin memurlarının kaldırmalarından dolayı. Bence hiç hoş hareketler duymuyoruz. Hiç hoş Pamukkale'de hareketler mi? Duymuyoruz. Evet. Evet. Gelen yolcularda. Kabin memuru yok herhalde değil mi? Yani bunları duyuyoruz. Host var ama değil mi? Host var muavin. Bizde tabii olmaz. Bizde... Bir kabin memuru yok herhalde. Yani, tabii bu da etkiler. O da çok etken bir parçası işin yani. Nerelerde şey yapıyorsunuz ya firmalarınız? Bölgeler olarak çalışıyorsunuz? Bölge olarak biz, ben Manisa'nın Kula ilçesindenim. Aha. Bölge olarak da İzmir ağırlıklı Ege turlarındayız yani. Ege. Marmaris. Trakya var. Kaş, İstanbul, buralar. Karadeniz'de bir Zonguldak var herhalde değil mi? Bizim yok. O turda değil. Onlar İstanbul Aha. turunda. Onlar Zonguldak'tan oldu. Ötesi yok herhalde Bizim değil mi? Bizim en fazla bu bölgeye olarak geldiğimiz yer burası. Zonguldak'tan ötesi yok ama değil mi sizde? Yok. Pamukkale'de. Aynen. Şu anda nereye gidecektiniz abi? Şu anda? Şu anda İzmir eksiz oradan Denizli. Ha İzmir ne kadar sürüyor peki? Yol saat olarak 12 saat falan sürüyor. 12 saat sürüyor. Peki ikramlarınız ne oluyor da? Sandviç var herhalde ikramlarınız. Evet sandviç. Tutku. Tutku. Biskrem. Çay, Biskrem. Kahve, kola. Bunlar var mevcut olarak. Peki İzmir'e giderken veya Denizli'ye kaç sefer mola veriyorsunuz? Molalar ne kadar oluyor? Mola bir defa veriyoruz. Zaten ihtiyaç molası olduğunda evet. yolcularımız da söylüyor. Herhangi bir benzin istasyonuna gelip öyle karşılayabiliyoruz yani. Evet. Öyle insanlara eziyet etmeden güzel evet. bir yolculuk yaşatmayı temin ediyoruz yani. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Murat abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Severdiği bilgilerden dolayı. Sağ ol. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.